Oh! Yo yo, korkulacak bir şey değil. Sadece ışık efendim, ışık. Şimdi benim bir tane entarim vardı. Terzi aradım, aradım fakat bulamadım. Kim o biliyor zaten musun? Buraları da bilmiyorum. Yıldız. Yıldız abla. Yıldız Hanım. Oğlu vardı böyle aslan gibi böyle usta. Başka bir oğlu vardı hani injenör, arabaları şey yapardı. Usta mı Yıldız Hanım bu işte, usta mı? Evet. Kaç senelik terzi? Ne yapacaksın ki ya? Ama ufak şeyleri dikecek. Olmaz, ufak ya da büyük fark etmez. Onda gelinlik var, abiye var, nişanlık var, ayakkabı var, gömlek var, kravat var, her şey var. Demek ki gitmiş daha önceden görmüş. Kraliçelerin yeri. Vay. Evet. Kraliçe kim? Moda House Yıldız abla. Sen vay. Tabii. Yıldız Hanım. Haydi gidelim Yıldız Hanım'a. Haydi gidelim. Öptük. Gelinlerin en güzeli, ah damatların giyimleri, hepsi burada kral yerde, kinglerin en güzeli moda evcileri. Evet efendim, selamlar sevgiler efendim, yine geldik güzel bir yere. Restoran değil burası, burası mobilyacı değil, burası güzellik ve mutluluk dağıtan güzel bir yer efendim. Moda, abiye, gelinlik, nişanlık, süs kesimi, elbiseleri, damatlık, gömleklik, gelin damat ayakkabıları, gelin ev çiçekleri ve arzu ettiğiniz erkek, bayan, en güzel giysilerin en kralı, King and Queen Moda House, yani kral ve kraliçe moda evi. Sevgili Yıldız Hanım, Yıldız 3L ve bu işi iyi bilen sevgili Fatih Üçel, anne, oğul beraber hizmet veriyorlar. Ve yaptıkları bu mutluluk veren işlerinde gurur diyorlar efendim. Çünkü burada her güzellik var. Bakın damatlık var, gelinlik var, abiyeler var, böyle güzel elbiseler var. Hepsi güzel ve güzel bu işi bilen Fatih kardeşim var. Merhaba Fatih kardeşim. Merhaba. Nasılsın? Çok şükür sağ olun, siz? Bakın ne kadar titiz düzeltiyor böyle yan dönmüş. Düzeltiyor bir şeyler, bir şekil veriyor, güzellik veriyor. Çünkü burası mutluluk evi efendim. Evet efendim. Ne zamandır beri açık burası? 2013 yılından beri annemle birlikte burayı işletiyoruz. Ne güzel. Helal olsun. Peki senin 10-15 yıllık böyle bir eğitimin var mı bu işte? Var. Daha önce de tabii başka yerde mağazamız vardı. Burası 2013'ten belli. Evet. Öyle. Yani sen ne yapıyordun orada? Yine böyle bir terzilikle işin var mı senin? Terzilik annem yapıyor 35 senem beri. Tabii anneyle gördüğünü sen de yapıyorsun. Helal olsun anne. Yani bu işleri ustası anne diyorsun. Evet. Evet şimdi sen içeri gireceğiz zaten. Mankenimiz bizim Nur Hafif Taş olacak. Şebnem Ceyhan olacak. Ve de bütün güzellikleri göreceğiz burada bakın. Her şey var burada, her şey. Şu renklere bayılır bana. Şu renkler hakikaten ne rengidir bu şimdi bunlar? Mürdüm. Evet. Peki bu erkeklerin tüm çeşitleri var mı sizde? Nasıl? Her beden. Yani her beden mevcuttur. Tabii. 44'ten başlar 56'ya kadar, 56'dan evet. Üstü büyük bedendir, 64'e kadar onlar da vardır. Özel dikim de yapıyoruz. Evet. Peki bunlar bizim İzmir'den mi geliyor size? Bu yenilikler yaşıyorlar. Ağırlıklı özel dikim kendimiz üretiyoruz burada. Çok güzel. Evet efendim. Şimdi içeri gireceğiz. Göreceğiz her tarafı. Evet şöyle güzellikler hepsi burada. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz erkek elbiseleri, damatlıklar hepsi birbirine güzel. Güzel gömlekler, yelekler hepsi burada. Ayrıca ayakkabılar burada. Bayrağımız burada. Ayakkabılar burada. Kardeşimiz burada. Gel bakalım. Aslan kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sen bu kısma mı bakıyorsun? Yok bu kısma. Hepsi. Hepsi değil mi? Neler yapıyorsun burada? Ne var burada mesela? Elbiseler var. Amdik Light var, takımlar. Evet, o Yıldız Hanım da geldi burada. Gel Yıldız Hanım. İşte bu güzel hanımefendi, bu işi bilen usta hanımefendi Yıldız Üçel. Yıldız Üçel ve Fatih Üçel ikilisi
oğlu ve kendisi. Kendisi zaten tercihlik yapar. Miş gibi 15, 20, 30, 40 senedir belki yapıyordur bu işi, değil mi efendim? Aşağı yukarı 30 yıl. Oradan öğrenmiş senin oğlan galiba. Yani. Ustalı. Neler yapıyorsun şimdi bu güzel mekanda? Biz genellikle insanların kendisine birebir hizmet etmeyi istiyoruz. Bedenlerine göre bulamadıkları zaman onlara yardımcı olmayı, evet, üzerlerine göre dikim yapıyoruz. Ha. Hazırdan çok. Tabii tercihlerinizden. Evet. Evet. Yani arzu ettiği modeli çizebiliyor. Aynen şunuz öyle. Yapıyorsunuz da. Aynen öyle. Zaman veriyor musunuz mesela? Çok böyle 1-2 ay, 3 ay mı yok? Modeline göre değişiyor. 2 hafta ile 6 hafta arası değişiyor. Sizi getiriyor Paris'ten bir yerden. Şunu istiyorum. Artık internetten buluyorlar modelleri. Vay Yıldız Hanım'a bak. Yeni modeller de keşfediyorsun değil mi? Yani. Peki bu güzel yakışıklı Fatih sana yapıyor oluyor? Tabii ki. O değil benim mi? Yarı yardımım. Ay canım. Oğlum. Hakikaten. İşi biliyor ama belli. Kesinlikle. Bir baktım demin düzeltmeler yapıyor. Yan durmuş mankenler onu düzeltiyor. Şekilleri veriyor. Bizler yorulduk artık. Onlar devam edecek ne de olsa. Yok yorulmazız daha gençsiniz. Yıldız Hanım. Değil mi? Nuray Hanım giyiniyor değil mi efendim? Giyecek değil mi o da? Evet. Evet, yani Nuray Hanım biraz sonra görünecek. Herkes soruyor, nerede Nuray Hanım? Dedim ki az sonra, biraz sonra göreceğiz Nuray Hanım'ı. Yen hanımefendi giyindi ama. Evet, hepsini göreceğiz. Bunlar nedir Yıldız Hanım? Bunlar abiye. Evet. Giyindikleri, günlük giyinlerde giyinler en çok büyük beden. Evet. Bunlar büyük beden, büyük. Biraz toplu hanımlarımıza hitap ediyor. Çok güzel ama hepsi güzel hakikaten değil. Ben bayılıyorum bir renk. Türkiye'de. Evet. Güzel. Ekonomidir inşallah tabii değil mi? Kesiye. Yani. Herkese uygun. Ya şunu da koyalım. Bak ne güzel ayakkabıları var. Ondan sonra damatlık var. Gelinlikleri var. Peki gelinlikleri bazen adam mesela parası yoktur. Satın almadan kiraya verebiliyor mu? Verebiliyoruz. Ha, o da var. Sevgili seyirciler, Berlin'deki gelin kardeşlerimize damatlara duyurdu. Eğer yoksa fazla, konuşacağız Yıldız Hanım'la ve Fatih Bey'le size kiralık da verebilir. Herkese uygun. Ama eğer yoksa da biz icabına bakarız, satarız onlara, daha da ucuz veririz diye. Gelin böyle, kızımız giyilmiş. Evet, sonra onu göreceğiz biraz sonra. Evet efendim, Fatih kardeşim bir tane damatlık, gelinlik diyeceğim. Güzel bir damatlık vermiş bizim kardeşimize. Merhaba. Ehlen. Kif sıhha? Elhamdülillah. İmden جيت لهون اليوم؟ على هذاك الاسبوع اجيت اشتريت الطقم واليوم بدي اخذه معي على البيت. Birkaç gün önce bu güzel elbiseye baktım, beğendim. Bugün de aldım, gideceğim diyor. عجبت هالطقم elbise? عجبني كثير. الله يخليك. عجبني كثير. انت عريس؟ انا عريس. عريس demek damat demek. Ben damadım diyor. Biliyor mu illa bir kapatak seviye عرس. بعد شهر. بعد شهر. Bir ay sonra diyor. Selim كثير من هنا تركيا. سلام على تركيا. لا شوتي. ولا شو كمان. الله معك. الله يسعدك. الله مطلوب بس güzel kardeşimize. انت مرحبا خير. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. انت من اي؟ انا صاحب ورفيق. من اي بلد؟ من لبنان. من لبنان. Ben diyor Lübnanlıyım, arkadaşıyım diyor. Beraber geldim diyor. Allah mağak. Sen miktirle Lübnan. Selam, tahiyye Lübnan ve ceşi Lübnan. Geline bak geline, geline bak geline, gelmiş Türkiye'den Berlin'e Yıldız Hanım'ın moda evine, Yıldız Hanım'ın moda evine. Merhaba. Merhaba. كيف الصحة؟ الحمد لله كويس. مين هالحلوة العروس؟ واحدة تركية جاية من هذا اسمها شه اسمها Şebnem. Şebinem? Şebinem. Aa! Vay isma Yıldız Hanım. Hey usta, Yıldız Hanım.
Efendim merhabalar. Merhaba. Tekrardan merhaba. Ne güzel hazırlamış. Sen mi dişliyordun? Evet. Vallahi. Biz kendimiz dikiyoruz. Evet. Bugünkü gelin provamız. Nasıl çok, olmuş beğendiniz çok mi? Çok güzel, elinize sağlık hakikaten. Ustalığınızdan belli bakın. Sayın seyirciler iğneleri koymuş buraya. İşte budur usta. Ben terziyim diyor. Helal olsun. Şebnem Hanım biliyorsunuz sanatçıdır. Bir aydır burada program yapıyor. Duydum. Evet. Herkes hanımefendiyi dinlemek için yarış yapıyor benim bildiğim, bilmiyorum. Evet. Ne yaptın sen bu insanlara? Büyü mü yaptın Şebnem Hanım? Vallahi bir aydır buradayız. Bir ayda damat adayı mı oldu? Damat evet. Bu ne de bir ayda? İstanbul'da tanıştık. Burada noktalayacağız paparazzi inşallah. Paparazzi duysun. Burada noktalayacağız. Nereden tanıdın peki Yıldız Hanım'ı? Yıldız Hanım'ı met ettiler. Dükkanını, evet. Teşekkürler, vay, sağ olsunlar. Özellikle belli çok ince gösteren gelinlikler varmış kendisinde. Hanımefendi kendisi de çok zarif. Evet. Çok tatlı yakıştı. Yani sen şimdi burada prova mı yapıyorsun? Esahta mı gelin olacağız? Yoksa bu damat alayı da mı prova? Tabii ki o da. Nasıl? Evet. Önce tanışacaksın. Bir yerlerde buluşalım, oturup da konuşalım. İyice bir tanışalım. Anlaşırsa evlendiririz. Biliyorsun... Sevmek zor iş, aşka böyle gelmez alışveriş, aceleye gelmez bu iş, anlaşırsak evleniriz. Evlenir. Öyle dedin galiba. Öyle dedim evet. Onun için önce prova olursa. Prova, önce prova sonra oradaki prova. Arzu ettiğin duyguları, aşkı bulursan burası da gerçekleşecek. Aynen öyle. Ama hanımefendiye diktirdin parasını vereceksin tabii. Tabii ki. Böyle ya. İndirim yapar sana. Yapar, yapar. Herkese uygun gelinliğimiz var nasılsa. Hanımefendiye düğün hediyesi de yapabiliriz. Neden olmasın? Allah Allah. Tabii. Damatlara da var mıdır? Bakarız. Ben de gelip alırım bir tane. Evet efendim hakikaten şakayı bırakalım. Yıldız Hanım'a geliyorsunuz. Ne isterseniz, hangi modeli isterseniz bir hafta içerisinde şakır sizde. Değil mi? Hem ekonomi arzu ettiğiniz Paris'in olsun, Düsseldorf'un olsun, her tarafın Viyana'nın olsun, en Londra'nın olsun, en güzel modellerini getirin çizer yapar. Çünkü usta yıllardır değil mi efendim? Allah'ın izniyle yaparız. Gelinliklerimiz 500'den başlıyor. Evet. Abiyelerimiz 59 liradan başlıyor. Ya para parayı başı, parayı sayma. Yine de herkese uygun olduğunu bildirmek amacıyla söylemek zorunda. Kiraya da verebiliriz diyorsun değil mi? Gelinlikler evet veriyoruz. Tabii ne güzel helal olsun. Ben ilk evlendiğim zaman, ilk diyorum tabii, çocuklarımın annesine buradan sevgilerimi iletiyorum. Yemin ediyorum kuruşum yoktu, sinemada çalışıyordum de şubatçı. Müdür bey dedi ki gel dedi lan dedi oraya. Allah rahmet eylesin. Kendi elbisesini giydirdi bana damatlık. Ki o kadar yani. Sağ olsun giydim gelin şey, damatlığı ve onu ertesi gün yine temizliğe verdim, geri verdim. Yani vardır böyle parası olmayan insanlar. Evet. Damatlık kiraya verilmez ama gelinlik. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Olmayana da yardımcı oluyoruz. En büyük king diyelim. Evet Allah'ım o da evet. Evet efendim çok teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz Yıldız Hanım için efendim? Yıldız Hanım en güzel modelleri, en güzel şekilde herkes için tasarlıyor burada. Tüm gelin adaylarını, damat adaylarını da bekliyoruz. Şebnem! Ceyhan, evet evet efendim ve de Yıldız Hanım efendim Berlin'de. Yıldız Hanım'a uğramadan mutluluk olmaz. Nişan için abiyeler var, ondan sonra böyle gelinliklerimiz var, ondan sonra damatlıklarımız var, ayakkabılar var, başka neler var burada? Efendim? Yok yok her şey var. Yok yok. Her şey var. Evet sevgiler mutluluklar efendim. El salla buradan bakalım. Haydi. Evet efendim, sevgiler saygılar hepinize. Ben de bir abiye kıyafet giydim. Yıldız Hanım'ın tasarlamış olduğu çok güzel bir model. Tam da yılbaşı akşamı için güzel bir kıyafet bu. Burada çeşit çok gelinlikler keza öyle. Hanımefendi kendi tasarlıyor. Ve yeni dünya evine girecek olanlar geliyor buradan gelinliğini. Ondan sonra işte kına gecesi için giyeceği kıyafetleri, abiyeleri tedarik ediyorlar. Mutlu şekilde buradan ayrılıyorlar efendim.
Üstelik de hepsi uygun şartlarda satılıyor efendim. Dağ başında bir gül gibi boynu bükük kalan yârim, dikenleri acımadan yüreğime eken yârim. Bir kez sana bağlanmışım, ben kendime unutmuşum ey, aşkı ile kavrulmuşum. Sevdan beni ah kül eyledi, berivanım ah berivanım. Köy kokulu dağ ceylanım, berivanım ah berivanım. Boynu bükük dağ ceylanım. Evet efendim, şimdi de Emine Hanımcığım burada. O gelsin yanıma bakalım. Nasıl bir kıyafet giymiş hanımefendi? Buyurun sizi şöyle alalım bakalım. Çok güzel. Güzel bir renk. Güzel işlemesi var. Evet. Aynen öyle. Yıldızcığım yapar da sen yapar. O yapar da güzel olmaz yani, mı? Diyorsun Emineciğim. Güzelliğinden, o sizin güzelliğinden kaynaklanıyor. Güzel. Gelince gözlerim içi gidiyor hanımefendi. Siz durun. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ellerine sağlık. Başarılarınızın yıllar boyu devam etmesi. İnşallah. 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 Dileğiyle diyoruz. Size çok başarılısınız. Başarı dilemiyorum tabii. Devamını diliyorum inşallah. Bol kazançlı. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ bu iş sevgiyle yapılan bir iş. Aynen öyle. Sevgiyle yapılan sevgiyle. Her şey çok güzel. Kesinlikle. Öyle değil mi? Sevgiyle yapılan iş. Sevilmese zaten yapılmaz. Ya yapamazsın. Çünkü işimi çok seviyorum. Çok büyük bir emek gerektiren bir iş. İnce evet. Bir iş. Sabır işi. Sabır işi. Bizim mesleğimiz de öyle. Aynen. Onun için sevgiyle yaptığımız zaman her kapı sonuna kadar açılır. Sizlere de çok teşekkür arada. Ederiz. Üçü zahmet ettiniz. Üçü bir arada geldiniz. Ben de geldim evet. Bu sırada. Evet. Dördü bir arada oldu evet, efendim. Evet. Üç tane çiçek. Bayanlar her zaman bizim kardeşlerimiz. Onlar olmasa evet. Hayat olmaz. Olmaz. Anne, bacı, böyle kardeş sevgili olmadı mı hayatta olmaz. Olmaz. Sevemedim kara gözlüm. Seni doyunca. Sen de söyle. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Yaram. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Sırada efendim, sırada güzel güzel böyle güzellikler dağıtan hanımefendiler var. Onları bir görelim. Nuray Khan. Nuray Khan.
Evet efendim, King and Queen. Neydi? Moda House yani. Kral ve kraliçe anlamı efendim Türkçe. Görüyorsunuz her şey var burada. Yazıyor zaten. Brawl Kleider, Abend Mode, Aksesuar, Andrinung, Schneider, Berber, Temizlik. Ondan sonra ne istiyorsan, Nah, gece kıyafetleri, gelinlik, 5 yıldızlı King and Queen. Yani Moda House burası efendim. Yıldız Hanım'ın değerli oğluyla beraber yapmış olduğu güzel bir moda ev efendim. Burada her şey var. Yıldız Hanım zaten terzi, getirdiğiniz her modeli böyle bir haftada çizer ve size hazırlar. Ekonomi, ucuz, gelinlikler, damatlıklar, ayakkabılar, gömlekler, abiyeler, elbiseler hepsi burada. Burada ekonomi, çünkü burası King and Queen Moda House. Yani kral ve kraliçe. Evet efendim, güzel bir hanımefendi kardeşimiz geldi. Nasıl Yıldız Hanım'dan memnun musunuz efendim? Evet, yani çok anlatabiliyorum, derdimi anlatabildim, her şeyi anlatabildim, istediğim gibi de yaptı. Ne güzel, de memnunsunuz, evet. Renk de güzel, siz de güzelsiniz canım kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel olsun size. Bu güzel müesseseyi bulduğunuz için efendim. Kız annesi, kayınvalide, çok zarif bir hanımefendi. Aa, ne güzel, Allah sana mutluluk versin. Sevgilerimi sunuyorum efendim. Nuray Hafiftaş'la beraber yapmış olduğumuz Show TV'ye güzel bir program yapıyoruz. Avrupa Yolcuları. Belki seyrediyorsunuz, bilmiyorum. Seyrediyorsunuz değil mi? Yani isim olarak bilemeyeceğim şimdi de, açtığım zaman denk gelince tabii ki seyrediyoruz gurbetçi olaraktan böyle programları. Güzel oluyor bizim programlar. Evet. Çünkü bizim programda skeçler var, gırgır var, şarkı var, türkü var, Yıldız Hanım var, terziliği var, ustalığı var, gelinliği var, damatlığı var. Değil mi? Evet. Her şey var. Nerede? Yıldız Hanım'da tabii. Yok yok. Evet, yok yok. Oldu efendim. Nereliyiz? Ben Tokat. Tokat. Tokat'a selam buradan. Çok çok Tural, selam. Var mı Tural? Ya anne. Vallahi. Evet. Selam söyle anneye buradan. Başüstüne. Biz orada çok güzel günlerimiz oldu Tural'da. Bir kanala program çektik. Nuray Hanım da bize canlı bağlantı yaptı orada. Türküleriyle bize mutluluk verdi efendim. Eminim. Öyledir. Sevgiler mutlu. Efendim. Hayırlı sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Buyurun. Evet efendim. Geldik finale. Her şeyin bir başlangıcı ve de bir sonu var. Ama sonun güzel bitmesi çok çok önemli. Biz de çok güzel, hoş güzel dakikalar yaşadık. Hem Yıldız Hanım'la hem koca koca delikanlı 4 tane aslan gibi erkek çocuğu var. Sen hangi meslektesin? Ben endüstri mühendisiyim. Makine üzeri dalım, yani şpitzer dalım. Otu hasar tespit bürom var. Evet. O işten ilgileniyorum. Sağ ol. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Sen? Ben Fatih. Fatih. İkinci numara. İkinci numara. Ben de annemle birlikte burayı. Sen burada mısın? Evet, ben buraya. Buradasın. Öteki kardeşlerin ne yapıyor bunlar? Biri meslek yapıyor polis olarak. Ne güzel. Diğeri de çalışıyor. O da çalışıyor. Bu güzel kızımıza da teşekkür ederiz. Canım benim, çok şeker. Hı hı. Her şeyi yaptım diye beni konuşturma Yunus abi dedi. Tamam dedim. Evet. Araba hasar tespit. Neresiydi? Oto hasar tespit, yani hem şöyle araba. Evet. Berlin Schöneberg'de yerimiz. Yani araba bozulduğu zaman nedir yani? Yani kaza olduğu zaman daha tespit çok hasarı tespit edip. Hasar tespit. He, anladım. Sigorta yollayıp ve müşterimize tabii her şekilde destek verip parasını almak için temin ediyoruz. Onu sen temin ediyorsun. Evet. Hiç olmazsa Yıldız Hanım'ın marifetli böyle usta çocukların olduğunu detaylı anlatalım dedik değil mi? Bravo, tebrik ederim. Aslan ablayı. Zaten o da usta. O da burada çalışan hanımefendi. Evet canım benim. Mahallemiz oldu efendim. Evet Yunus abi. Teşekkür ediyoruz biz kendilerine. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun diyoruz. Bizim programımız devam ediyor efendim. Kreuzberg'den hepinize. Yıldız Hanım'ın moda evinden. Sevgiler, hepinize sevgiler, saygılar efendim.